dışarıdan bakıldığında gayet sade bir tasarıma sahip ve baktığımız zaman arkadaşlar... Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün yeni bir oyuncu faresi incelemesiyle karşınızdayız. Son dönemde incelediğimiz fareler fiyat bakımından biraz üst seviyelerdeydi. Dedik ki bu sefer böyle daha çok ekonomi tarafında uygun olan bir fareyi inceleyelim. Uygun bütçelere hitap eden bir fare inceleyelim dedik. Ve Logitech G102'yi incelemeye karar verdik sizlerle. Oyuncu faresi denildiğinde aklınıza böyle aşırı kasma tasarımlar gelebilir arkadaşlar. Gerçekten de son dönemde özellikle geliştirilen oyuncu farelerine baktığımızda üzerinde böyle bir sürü tuş, biraz absürt tasarım, her yerinden ışıklar falan çıkıyor. Böyle farklı tasarımlarla karşılaşıyoruz. Fakat G102'ye baktığımız zaman tamamen sade bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Yani bu mouse'un hani dışarıdan baktığınızda ya bu oyuncu mouse'u demezseniz gayet böyle günlük tasarımda kullandığımız farelere benziyor arkadaşlar. Fakat içinde bir oyuncu faresi ruhu mevcut. Bunu sizlerle paylaşmış olalım. Öncelikle şunu söyleyelim. Bu uygun fiyatlı bir fare olduğu için öyle çok aman aman özellikler beklemeyin. Yani böyle uçmuyor, kaçmıyor. Bunu size baştan belirtmiş olalım. Zaten ben şunu düşünüyorum. Gerçekten iyi bir oyuncuysanız hani dünyanın en iyi faresini de getirsek %5 belki %10 olmaz. %10 olacağını da sanmıyorum. Yani fare siz iyi bir oyuncuysanız size sadece yoldaş oluyor arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Şimdi G102 ile biz pek çok oyun testi yaptık. Bunlardan bir tanesi de Counter Strike Global Offensive'di mesela. Tepkime sürelerinin falan gayet iyi olduğunu söyleyebiliriz. Şunu da belirtelim sizlere. Biliyorsunuz söz konusu Logitech olduğunda bir arayüz kullanma, özelleştirme vesaire gibi seçenekler mevcut. Fakat bu farede baktığınız zaman zaten çok öyle aman aman bir tuş seçeneği mevcut değil. Şurada bir DPI ayar tuşumuz var. Tekerleğin hemen üst tarafında. Sol tarafta da iki tane tuş bulunuyor arkadaşlar. Bu tuşları istediğiniz oyunun içerisinde zaten özelleştirebiliyorsunuz. Yani option sayı seçeneklere girdiğiniz zaman orada mouse'a tıkladığınız zaman işte mouse button 5, 4 diye gözüküyor zaten. Onları istediğiniz tuşlara atayabiliyorsunuz. Bunları söyledikten sonra mouse'umuzun biraz kullanım detaylarından bahsedelim sizlere. Mouse'un üzerinde dediğim gibi DPI ayar tuşu var. Bu ayar tuşuyla 200 ile 6000 DPI arasında hızlı bir şekilde geçiş yapabiliyorsunuz. Bu oyunlarda şu gibi avantajlar oluyor arkadaşlar. Mesela hani hızlı bir DPI, yüksek bir DPI değerinde kullanıyorsanız mouse'u atıyorum böyle kanas gibi dürbünlü bir silah aldığınızda DPI değerini düşürerek böyle hızlı hareket etmelerden kaçınabiliyorsunuz. Bu çeşit yararları olduğunu söyleyebilirim. Mouse tasarım açısından sade olsa da arka tarafa bir ışık bandı yerleştirilmiş RGB bir aydınlatmamız bulunuyor burada. Hem Logitech logosunu aydınlatıyor hem de mouse'umuzun bu alt kısmını aydınlatan bir bant olduğunu söyleyebiliriz ki bence bu gayet hoş duruyor arkadaşlar. Bu renk sürekli değişiyor ve gayet hoş bir görünüm sunuyor. Kısaca özetlemek gerekirse bu mouse'un performans anlamında başarılı bir mouse olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de ben fiyat performans tarafında başarılı bir fare arıyorum diyorsanız Logitech G102 sizin için iyi bir alternatif olabilir arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu farenin fiyatı öyle çok absürt değerlerde değil. 200 liranın altında. Hatta bazı e-ticaret sitelerinde ben 150 liraya satıldığını da gördüm. Ama ortalama fiyatın 180 liralarda olduğunu söyleyebiliriz. Dilerseniz yurt dışından vesaire de getirtebilirsiniz ama ne bileyim 200 lira, 180 lira için, 150 lira için gerek var mı yok mu? Onu biraz düşünmek gerekiyor. Toparlamak gerekirse başarılı bir fare. 6 farklı tuş var üzerinde. DPI seçme özgürlüğüne sahipsiniz. 5 ile 6000 DPI arasında istediğiniz ayarı yapabiliyorsunuz. Logitech G-Hub üzerinden bir özelleştirme seçeneği yok bu farede. Fakat dediğim gibi oyun içerisinden girerek kontroller kısmından istediğiniz ayarı gerçekleştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani uygun bütçeli bir fare arıyorum diyorsanız bence sizin için gayet kullanışlı bir fare olacaktır diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.